شاندیاوریان آماده بگیرنگی پیوندی نیوانمان زور زور بخیر بی و هیوادارم لام دیدارانه که کردومانا همولایک ما بتوانین سودی باشی لب ببینین. اما گفتگومان لسر کمالک بابت گیرنگی نوچکه کرد لوانه پیوندی دو قولی نیوان ترکیه و عراق و بتایبتی لگل حریم کردستان هر وها بابتی چونیتی هناردن کردنی نو تحریم کردستان که بتوانین بپی او مافه دستوریانی که حریم کردستان هیتی توانین لگل حکومت فدرالیش هم کشه بجوری چاره سر بکن که لبرجوان دیمو لحق دو بید هر وها لسر بابتی امنیت و آسایشی نو چکه اما دلنیاتان دکین و که حریم کردستان به پی دستور مافی خوی جبجه دکت که نابید ببید به شوینک بو ناسقامگیری ولاتانی دروسی و هیوادارین پیوندی نیوان من بردوام بن بای بتوانی روبروی همو جوره تیروری کو همو جوره دست نخوشی اگ بین که لنوچکت ده هیا هر وحا لروی آبوری شوا قسمان کردو لسر چونیتی پرپیدانی آبوری نیوان هر دولا که لبرجواندی من دا بیتو توانین او کشو گرفتانه که استرشن چاره سر بکرین جاری که تر زور زور بخیر بی و دمنای سرکوتنی هم دیدارتان بوده کم هی هم سردانتان بویره تشکر ederim Sayın Başbakan. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yapmakta olduğum bu ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarımın ardından bugün de Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için değerli kardeşim Başbakan Sayın Mesut Barzani'ye ve bölgesel yönetim makamlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Türkiye-Irak ilişkileri çok dinamik bir şekilde ilerlemekte. Bağdat ve Erbil'le Türkiye'nin ilişkileri her zaman her düzlemde önemini bizim gündemimizde korumakta. Bağdat ziyaretim esnasında gündemde çok yoğun konular vardı. Ekonomi konuları, kalkınma yolu projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak'ın yeniden imarı, altyapı projeleri, üst yapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu. Buna ilaveten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. Onlarla da hem Türkiye ile ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu. Bugün Erbil'de Sayın Bölgesel Yönetim Başkanı Neşirvan Barzani ile sabahtan buluştuk. Görüşmelerimiz oldu. Bugün de Sayın Başbakan'la hem ikili hem heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin de ifade ettiği gibi görüşmelerimiz esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma, gözden geçirme imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Erbil, Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam etmiştir. Bu istikrarı, güvenliği, ekonomik kalkınmayı devamını biz gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun devamı için Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Özellikle kendilerinin terörle mücadelede Türkiye ile göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de kendilerine burada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Terör belasından kurtulmak için değerli basın mensupları yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz Türkiye'de bu meselenin büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi, gerek Erbil yönetimi PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara
vereceğiz. Ben bu vesileyle tekrar şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için değerli kardeşim Mesur Bey'e teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Zor zor spas.